Gelelim sayıcı komutlarına. TIA portalda kullanabileceğimiz temelde 3 tip sayıcımız vardı. Zaman rölemiz kaç tipti onu hatırlayalım. Ton, tonre, tof, tp 4 tipti. Burada sayıcılarımız ise 3 tip yukarı sayıcı. Yukarı say komutu CTU. Yukarı sayma girişinin CU her yükselen kenarında yani 0'dan 1'e dönüştüğünde anlık sayma değerini 1 arttırır. Sayıcı anlık değeri, ayar değeri, preset value'ya eşit veya büyükse sayıcı biti set olur. Reset girişi geldiğinde veya harici olarak reset komutu işlendiğinde sayıcı değeri sıfırlanır. Burada ekstra bir tane daha girişim var. Örneğin buna sayıcı bir ismini vermişiz. CTO CTU counter up yukarı sayıcı CU count up yukarı sayma ucu. Örneğin input 00 bağlamışız. Input 00 giriş her uygulandığında yani her 0'dan 1'e yükseldiğinde lojik 1 olduğunda sayıcı değerini bir arttırır. 1 2 3 bu sayma değeri artar. Nereye kadar artar bu sayma değeri? Preset value değeri. Yani burada girmiş olduğu 3 sayısına kadar devam eder. 3 sayısından sonra ne yapar? 3 sayısından sonra sayıcı aktif olur, lojik 1 olur, ya kontaklarını kapatır ya da buradaki Q çıkışını aktif eder. Sayma işlemi her giriş verildiğinde olduğu için yine sayıcımı sıfırlamam gerektiğinde ne yapmam lazım? Tonre'de olduğu gibi harici resetletmem lazım. Evet, harici olarak resetletebilirim bunu. Tonre'de kullanmış olduğum gibi derim ki reset sayıcı 1. Ya da bu sayıcının üstündeki R girişi vardır. R girişine input 0.1'i bağlamışım. Input 0.1'i verdiğimde bu sayıcımın değeri sıfırlanır. Bakalım CU girişini vermişiz. İlk vermişiz sayı değeri şu anda 0. İlk vermişiz 1 olmuş. Bir daha vermişiz 2 olmuş. Bir daha vermişiz 3 olmuş. Preset value değerim neydi? 3. Aktüel değerim şu anda kaç oldu? 3. Yani sayma değerim benim 3'e ulaştığında artık benim sayıcı 1 sayıcım çıkış vermiş. Sayma işlemi yukarı doğru devam edebilir. 4, 5, 6 hiç fark etmez. 3'ü gördüğü anda ve 3'ün üstünde olduğu sürece benim sayıcım çıkış verecektir. Herhangi bir anda bu sayı 3'ün üstüne çıkmış da olabilir, 3'ün altında da olabilir. Yani sayı 1 iken de resetletebilirim, sayı 5 iken de resetletebilirim. Fark etmez. Input 01'e basıp input 01'den R girişine logic 1 verdiğimizde resetleme işleminde sayı 0'a düşmüş. Ve sayı 0'a düştüğü için yani 3'ün altına düştüğü için kontaklar eski hallerine geri gelmiş ve çıkışı kesmiş. Aşağı sayıcı counter down. Aşağı sayma girişi CD her yükselen kenarında yani 0'dan 1'e dönüşümünde anlık sayma değerini bir azaltır. Sayıcı anlık değeri 0'a eşitse sayıcı biti set olur yani sayıcı çıkış verir. LD load girişi geldiğinde sayıcı biti sıfırlanır ve anlık değer PV değerine eşitlenir. Sıfıra ulaştığında sayma işlemi durur ve sayıcı biti set olur. Yani sayıcı çıkış verir. Burada yine yukarı sayıcıyla aynı yapı. CTD counter up, CD countdown, LD preset value yükleme, load, preset value sayma değeri. Yine burada kontak üstünde, burada ise direkt çıkış vermişiz. Şimdi bakalım aşağı sayıcı komutu nasıl çalışıyormuş. Şimdi ben LD girişini verdiğimde aslında sayıcıya preset value değerini burada kaç? 3. 3 değerini yüklemiş oluyorum. Diyorum ki sayıcıya sen 3'sün. Ve sayıcının değeri LD komutuyla birlikte 3 oluyor. Ve CD countdown her girişi sayıyı 1 aşağıya düşürüyor. Vermişiz 3'ten 2'ye düşmüş. Bir daha vermişiz 2'den 1'e düşmüş. Bir daha vermişiz sayı 1'den 0'a düşmüş. Ve sayı değeri 0 olduğunda artık aşağı doğru sayma işlemi yapmaz. 0'dır. Yani sayı eksiye gitmez ve Q çıkış verir. Yani sayıcı artık aktiftir. Sayıcı biti lojik 1 olmuştur. Q çıkış verir. Q çıkışını ne zamana kadar verir? Sayıcımla işim bitti. Sayıcımı tekrar kullanabilmem için içerisindeki sayısal değeri 3 olarak yüklemem lazım. Bunu neyle yapıyorum? Input 01 girişiyle yani LD'ye bağlı olan input 01 ile LD'yi verdiğimde tekrar burada bakın sayı değeri 3 oluyor ve bundan sonra her down uç verdiğinizde yani CD'ye her giriş verdiğinizde sayı değeri aşağı doğru düşüyor. Açıkçası ben örneklerimde CD'yi çok fazla kullanmadım. Daha çok up sayıcı, yukarı sayıcı ya da biraz sonra gördüğünüz yukarı aşağı sayıcıyı kullandım. Hani böyle bir sayıcı var. Kullanan arkadaşlarımız vardır. Ama şimdiye kadar örneklerimde çok fazla buna ihtiyaç duymadım. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu şurada kullanabilirsiniz aslında. Eğer bir operatör paneliniz varsa sisteminizde işlemiş olduğunuz parçaları görmek isteyebilirsiniz. Kaç parça kaldı? Örneğin otomatik torna tezgahınız var. Otomatik torna tezgahınızın kızağını beslediniz. Orada örneğin ahşap tornanız var. Ahşap tornanızda kütükler var, kalaslar var,
tornaya düşüyor. Tornada otomatik işleniyor. Orada örneğin sizin 50 tane beslemenizde ahşap var. Her ahşap tornadan çıktığında örneğin sayıyı bir düşürebilirsiniz ve 50, 49, 48 daha yapılması gereken kaç tane daha tornalama işlemi varsa bunu görebilirsiniz. Ama bu sayısal değeri nereye aktarıyoruz? Orada mesela operatör paneli kullanıyoruz. Buna benzer uygulama örneklerinde kullanabilirsiniz. Ha bu kaç tane daha işlemesi gereken tahta varı ya da kaç tane işlenmesi gereken torna varı görürsünüz. Eğer burada yukarı sayıcı kullanırsanız da kaç taneyi işlediğinizi görürsünüz. Yukarı aşağı sayıcı, yukarı aşağı say komutu CTUD yani counter up down. Yukarı sayma girişi CU her yükselen kenarında yukarı sayar. Aşağı sayma girişi C down CD her yükselen kenarında ise aşağı sayar. Sayma işlemi yapıldığı anda anlık değer ile ayar değeri yani aktüel değer ile PV preset value değeri karşılaştırılır. Anlık değer sayıcı ayar değerine yani preset value PV'ye eşit veya büyükse sayıcı biti set olur. Diğer durumda sıfırdır yani sayıcım çıkış vermez. Reset girişi geldiğinde veya reset komutu işlendiğinde sayıcı sıfırlanır ya da LD load girişi geldiğinde sayıcının anlık değeri PV'ye preset value değerine yüklenir. Yine buradaki sayıcımda uçlar 1 artmış. Yukarı aşağı sayıcım up sayıcı ve down sayıcının birleştirilmiş hali. CU girişim var. Yukarı sayma CD girişim var. Aşağı sayma R girişim var. Resetleme yani sayıcının içerisindeki değeri sıfırlama. LD girişim var burada. Kullanmamışım ama LD girişini kullandığınızda da örneğin burada preset value 4 girmiştik. Reset sıfırlar. LD girişini uyguladığınızda da sayıcının değeri içerisindeki değeri örneğin 4 olur. PV ayarladığımız değer preset value ve sayma girişlerinde U yukarı sayar, D aşağı sayar. Buradan bakalım bu grafik. CU girişlerini vermişiz. Belli bir süre sonra CD girişlerini vermişiz. Reset girişini vermişiz ve load girişini vermişiz. Şimdi burayı dikkatlice bakalım. Burada QU ve QD çıkışlarını göstermiş grafik. Demin de söylediğim gibi TIA Portal'daki kullanılan komutla birebir değil. Bu sade olması açısından böyle bir şeyi kullandım. Burada sayıcı 1'e ait bir kontak kullandım. Bit kontak kullanmışım. TIA Portal'da bunu yaparken bana burada iki tane seçenek sunacak. TIA Portal'da ben bir sayıcı oluşturduğumda zaman öleleri de aynı şekilde bir data blok açacak ve data blok ismiyle ben aslında burada sayıcıya isim vereceğim ve ben program içerisinde sayıcı 1'e ait bir kontak oluşturduğumda bana iki tane seçenek sunacak. QU mu olsun, QD mi olsun? Eğer QU olarak seçersem bu kontağı sayma değeri, sayıcının sayma değeri 4 ve 4'ün üstüne çıktığında aktif olacaktır. Eğer ben buradaki kontağı, biti QD olarak seçersem sayıcının değeri 0 olduğu sürece aktif olacaktır. Ne demek istiyorum? Şu anda sayıcımın sayma değeri, aktüel değeri 0. 0 olduğu için örneğin QD kontağını kullanıyorsam kontak aktif yani kapandı, çıkış veriyor. Neden? Çünkü sayı 0. 0 olduğu sürece QD çıkış verir. QU'yu kullanırsam da burada olduğu gibi sayının 4 olmasını bekleyecek. Şimdi yukarı sayma girişini vermişiz. Sayı 1 olmuş. Bir daha yukarı yani CU'yu vermişiz. Sayı 2 olmuş. Bir daha vermişiz. Sayma değeri aktüel değer 3 olmuş. Bir daha vermişiz. CU girişini sayma değeri 4 olmuş. Neydi? Preset value değerim, ayar değerim 4. 4 ve 4'ün üstünde QU çıkışım aktif 1 oldu ve çıkış vermeye başlamış. Daha sonra sayı değerini bir daha arttırmışım CU ile sayı değerim 5 olmuş. Bundan sonra devam eder. Yani sayıcı 1'e ait hafıza alanı müsaade ettiği sürece sayma işlemim yukarı doğru devam edecektir. Sabit kalmaz. Orada yani 4 oldum sabit kalayım demez. Sayma işlemini devam ettirir. Daha sonra CD ucuyla ben down sayma işlemi yapmışım. CD'yi vermişim 5 olan sayma değeri 4'e düşmüş. Bir daha vermişim 4 olan sayma değeri 3'e düşmüş. Dörtgende QU aktif ama 4'ün altına yani 3'e düştüğü zaman QU artık aktif değil. Orada açık kontak kullanmışsam normaldeki haline yani açık haline geri gelmiş. Şimdi burada ben sayı 3 iken LD girişini vermişim. LD girişi ne yapıyordu? Load komutu ya da load işlemi aktüel değeri preset value değerine çıkarıyordu. Yani preset value değerim ne? Burada 4. Aktüel değerim ne? Sayma değerim 3. LD'yi verdiğim anda ne yapmış? Sayıcı 1'in değerini 4'e getirmiş. Ve sayıcı 1 artık 4'e geldiği için de tekrar QU çıkış vermiş. Sonra bir daha giriş vermişiz. 5 olmuş. Ve 5 olduktan sonra artık 4 ve üstünde bu kontak aktifti. 5 oldu. Aktif olmayı sürdürüyor QU kontakları. Herhangi bir noktada reset girişini verdiğimde sayma değeri sıfırlanmış. Reset girişini. Sayma değerim 0 olduğu için 4'ün altına düştü ve artık QU çıkışım vermiyor. Bu sefer kim
kim çıkış veriyor? Sayma değeri 0 olduğunda çıkış veren kontağım QD'ydi. QD kontağım çıkış veriyor. Bunu nerede kullanırız? Bir örnek olarak verecek olursak. Örneğin sizin bir otoparkınız var. Giriş ve çıkışlarını arabaları sayan sensörler koydunuz. Örneğin up ucunu girişe koydunuz. Giren arabaları sayıyor. Down ucunu çıkışa koydunuz. Çıkan arabaları sayıyor. Ve örneğin sizin otoparkınız 100 araçlık bir otopark. Sayma işlemi, yukarı sayma işlemi ve aşağı sayma işlemi devam ediyor ve araç sayısı 100'ü gördü. 100'ü gördüğünde otoparkınızın girişine otoparkımız doludur yazısı çıkarabilirsiniz. Ya da ondan sonra otoparkın giriş bariyerini açmayabilirsiniz. Mesela buna benzer bir örnekte bunu kullanabilirsiniz.